Hatıraları vardır insanın düşünürken duygularının canını acıttığı. O güzel hatıralardan çoğunlukla acı ve hüzün rüzgarları eser. Biz mutlu bir aileydik. Bu mutluluk binlerce insan gibi bizi de 15 Temmuz gecesiyle terk etmeye başladı. Kara bulutlar üzerimizde dolaşıyordu. Eşim öğretmendi. Mesleğine tutkuyla bağlı olduğundan olsa gerek öğrencileri tarafından çok seviliyordu. Bizler hayatımız boyunca silahı eline almayı bırak, onu görmemiş insanlardık. Bizlere terörist damgası vurarak işlerimizi ve sahip olduğumuz her şeyi elimizden alıyorlardı. Arkadaşlarımızın da bir bir tutuklanmaya başlamasıyla birlikte bizi de tutuklarlarsa korkusu yaşamaya başlamıştı. İki evladım henüz küçücük oldukları için onların hiçbir şeyden haberleri yoktu. Kendi vatanımızda yaşadığımız yalnız bırakılma hissi çok acı veriyordu. Kararımızı vermiştik, gidecektik. Normal insanlar gibi uçağa binip çıkabilme ihtimalimiz yoktu. Pasaportlarımıza da yasak getirilmişti. Mecburen biz de Ege Denizi üzerinden ülkemizi terk edecektik. Eşim her şey güzel olacak demişti. Söylediği bu güzel cümlenin huzuruyla 28 Temmuz 2018 gecesi yola çıktık. Bindiğimiz tekne hızını arttırarak yol almaya başladı. Tekneye kapasitesinden fazla 14 kişiyle birlikte binmiştik ama karaya çıkacağımıza inanıyorduk. Hiçbir şey beklediğimiz gibi olmadı. Tekne su almaya ve kısa bir süre içinde batmaya başladı. O gece bizzat Yunus Aleyhisselam'ın imtihanını yaşıyordum. Karanlık suların içinde eşim yoruldum dedikten sonra kucağındaki evladımı da ondan alarak iki evladımı canlı olarak kollarımda tutmaya başladı. O azgın sularda önce eşimi, sonra da küçücük bedenleriyle dalgalara karşı duramayan evlatlarımı kaybettim. Evlatlarımı canlı taşıyan kollarımda artık iki evladımın cesedini taşıyordum. Rabbim hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın ve o gece canımdan çok sevdiğim iki evladım, Burhan, Nurbanu ve eşim Gökhan için cennet yolculuğu başladı. Benim içinse asıl zindan başlamıştı. O geceden itibaren dünya hayatındaki mutluluktan nasibim tamamen bitmişti. O gece acımı yaşamadan beni gözaltına aldılar. Eşimin ve çocuklarımın cesetlerini teşhis etmeme fırsat vermediler. Gözaltına alındıktan sonra beni emniyete, eşim ve çocuklarımı otopsi için Bursa'ya götürdüler. 7 aylık Nurbanu'ma, 2,5 yaşındaki Burhan'ıma ve eşime otopsi yaptılar. Bu acıyı da yaşadım. Bursa'dan Amasya'ya cenazeleri götürebilmek için ailem Bursa Belediyesi'nden cenaze aracı istedi. Bu isteğimiz terörist damgası yüzünden reddedildi. Onlar ne derse desin, eşim ve ağzı süt kokan çocuklarım terörist değil, melektirler. İnsanlığın öldüğü anlardan biri daha. Kürde cenaze arabası bile verilmiyor demiştik ya, aslında Türk'e de verilmiyor. Ekrandakiler Türk. Demek ki sadece bunlar Kürt düşmanı değil, aynı zamanda kendi halkının da düşmanı. Aynı zamanda bu iktidar bir de Türk düşmanı, yani sadece Kürt düşmanı değilmiş demek. Bakınız, anlıyoruz. Ayvalık'tan Midilli'ye kaçmaya çalışırken teknenin batması sonucu boğulan, tırnak içerisinde FETÖ'den aranan adam ile İki bebeğinin cenazesini acele aile kendisi taşımış. Yine HDP Kocaeli Milletvekili Sayın Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ayvalık'tan Midilli Adası'na gitmeye çalışırken can veren, tırnak içerisinde söylüyorum hep bunu, FETÖ şüphelilerinin cenazelerine ilişkin kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve bunu meclis gündemine de taşıdı. Fiber tekmenin batması sonucu ölen 6 kişiden Gökhan Yeni, 2,5 yaşındaki oğlu Burhan Yeni ve 8 aylık kızı Nurbanu Yeni için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracı vermediğini, ailenin kendi imkanlarıyla cenazeleri Amasya'ya götürdüğünü belirten Gergerlioğlu, orada boğulan bence insanlık oldu dedi. Bu 2,5 yaşındaki çocukların ne suçu var Allah aşkına? Babasının bir suçu varsa tutarsınız,
cezalandırırsınız. Bu insanlar gitmiş, sizden kaçmak için gitmiş, zaten boğulmuş. Bunların ölümüne zaten sizin bu zulmünüz sebep olmuş. Eğer zulüm yapmasaydınız bu insanlara, bu insanlar niye kaçsın ya? Bir insan kendi vatanını, ülkesini, doğduğu toprakları zulüm görmüyor ise, fakir değil ise, aç değil ise niçin terk etsin arkadaşlar? Demek ki bu insanların korkusu var. Göz altında işkence korkusu var. Kötü muamele korkusu var. Cezaevi korkusu var. Boş yere yargılanma ya da yargılanmadan ceza yatma korkusu var. Bu insanlar o yüzden kaçıp gidiyor. Bunların ölümüne sizler sebep olmuşsunuz. Bu iktidar sebep olmuş. Bu olaylar yaşanırken ben hala gözaltındayım ve adliyeye sevk edildim. Çıkarıldığım mahkemede haftada bir imza atmak şartıyla serbest bırakıldım. Cenazelerin yanına gitmek için yola koyuldum. Dünya gözüyle onların son hallerini gördüm. Üçü de şehit oldukları için çok güzellerdi ve tebessüm ediyorlardı. Onlar için asıl olan ebedi hayat kapısı açıldı ve üç canım el ele tutuşup gittiler. Bense dünya zindanında kaldım. Onlar sonsuz mutluluk diyarında, bense iki kanadı kırılmış uçamayan kuş misali bu acılar diyarında kalmıştım. Rabbimiz kutsi hadisinde iki korkuyu ve iki emniyeti bir arada vermem buyurmuştur. Tüm bu yaşadıklarımdan sonra eşimi ve evlatlarımı kaybetme acımı bile yaşatmadan hakkımda 6 yıl 10 ay hapis cezası verdiler. Dosyam şu an yargıda ve hak